Merhaba arkadaşlar, itoplum.com'un bir yeni videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Asus ROG Strix RGB mekanik klavyesine beraber yakından bakacağız. Bu arada klavyemiz deluxe olan versiyon. Aslında birazcık da farklarını da anlatacağım size normal versiyondan. Ürünün satın alma bağlantısı aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. İlk anlatmam gereken şey size klavyenin aslında switchleri. Burada bir mekanik klavye dediğiniz zaman duymaya çok alışık olduğunuz bir markadan bahsedeceğim. MX Cherry. MX Cherry markası zaten mekanik klavye dediğiniz zaman kaliteli switch üreten 2-3 markadan biri. Buradaki klavyemizde ise Red Switch modeli kullanılmıştır. Kendisi 40 gram basma kuvvetine tepki verebilirken sadece 2 mm gibi bir aşağı inmesi yeterli oluyor. Yani siz tuşlara çok az bastığınız bile klavyemiz bunu tepkimi olarak kabul ediyor ve hızlı bir şekilde oyununuzu aktarıyor. Bu tabii ki özellikle refleks isteyen ve rekabetçi oyunlarda işinizi çok yarayacak, sizi yavaşta tutmayacak özelliklerden biri. Buradaki klavyemiz de bunu sonra kadar yaklaşıyor. Biraz diğer özelliklerine geçeyim. En büyük farkını direkt söylemek gerekirse bilek desteği. Normal olan versiyonunda bilek desteği yok. Normal olan versiyonu da Red Switch kullanıyor. Bu bilek desteği herhangi bir şekilde takma aparatı değil. Tamamen manyetik bir alandan oluşuyor. Böylece hem takması kolay hem çıkarması kolay. Aynı zamanda kendisi deri olduğundan dolayı terletmeyen bir yapıya sahip. Herhangi bir hayvan derisi sanmayın. Bunlar suyni oyuncular için üretilmiş. Böyle terlemeye karşı korunaklı, hava alabilen yapıya sahip. Aynı zamanda biz aslında oyuncular olarak çoğu zaman uzun saatler oynayabiliyoruz. Bu durumlarda bilek desteği gerçekten önemli. İşin gerçeği her zaman söyleriz. Çok fazla oyun oynamanız, bilgisayar başında durmanız sizin için iyi değildir. Bunu da size kamu spotu olarak söylemiş olayım. Kasamız uçak malzemesinden kullanıldığını söylüyor. Asus ve bir alüminyum malzeme kullandıklarını söylüyor. Bunu artık üst seviye mekanik klavyelerin hemen hemen hepsinde gördük. Bu hem dayanıklılık olsun hem de aslında sizin tepkime süreninizdeki böyle sağda solda ezilme, bükülme bu tarz şeylerde gayet güzel bir korunak sağlıyor. Bunu da size belirteyim. Aynı zamanda klavyemizin kablosu örgü ve 1.8 metreye sahip. Yani uzunluk bakımından gayet güzel kasanıza veya artık taşıyan bir gaming cihaz kullanıyorsunuz. O konuda rahat olabilirsiniz. Ben yavaştan ışıklı mışıklı özelliklerine gireceğim. Aynı zamanda bu klavyenin benim çok sevdiğim bir tane özelliği var. Çok özel bir tuş koymuş Asus. Biraz bunun üzerinde duracağım. Klavyemiz RGB yapı. 16 milyondan fazla renge sahip. Bu da ışık konusunda istediğimiz gibi değiştirmemizi sağlıyor. Tabii ki bu değiştirmeyi de Asus'un kendi programından yapıyoruz. Oradan istediğimiz gibi rengi seçip klavyemizi istersek tek tuşa, istersek alana, istersek modlarına ayırabiliyoruz. O tamamen size kalmış. Burada RGB'sinin çok ufak bir detay değineceğim. Tuşumuzun dışındaki alt mekanik yapı tamamen side-up. Yani RGB'yi bir tık daha rahat görebiliyorsunuz. Oyun oynarken bir tık göz zevki önemli olanlar veya şık gözükmesini isteyenler için RGB doya doya gözüken bir klavye var elimizde. Şimdi gelelim o aslında size bir saattir anlattığım çok farklı olan tuşa. Asus burada Stealth adında bir tuş kullanmış. Bu tuşun bence çok güzel ve çok pratik bir özelliği var. Tuşa bastığınız anda oyun dışındaki her sesi kapatıyor. Yani oyunda önemli bir yerdesiniz veya arkadaşlarınız aslında sizin oyununuz dışında konuşmaya başladılar. Tek bir tuşla bunu kapatıp tek bir tuşla açabiliyorsunuz. Arkadaşlar yavaştan sonuna gelelim. Aslında kısaca anlatmaya çalıştığım şey elimizde taş gibi bir mekanik klavye var. Switch'i iyi, özellikleri iyi, yazılım desteği var. İşimizi kolaylaştıracak, rahatlayacak bilek destekleri mevcut. Aynı zamanda Asus işimizi kolaylaştıracak Stealth tuşu ve aynı zamanda RGB kontrolü bu tarz özellikleri de klavyemize yerleştirmiş. Yani bir mekanik klavyeden ne istiyorsak, bir oyuncu klavyesinden ne istiyorsak önümüzdeki üründe bunlar mevcut. Böylelikle videonun sonuna geldik. Ben elimden geldiği kadar size ürünü anlatmaya, ürün nedir, ne değildir, kimler için daha iyidir bunları söylemeye çalıştım. Ürünle ilgili sorunlarınızı ve sorunlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda ürünü satın alma bağlantısı açıklamalardaki linkte bulunacaktır. Oradan bakmayı unutmayın. Başka bir itoplum.com videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.